İkinci Vakıf, Isaac Asimov, İthaki Yayınları. 1941 yılında genç bir bilim insanı ve yazar olarak Isaac Asimov, Edward Gibbon'ın yazdığı Roma İmparatorluğu'nun giriliş ve çöküş tarihinden etkilenerek çağının çok ötesinde bir destan yazdı. Galaktik İmparatorluğun çöküşü ve feodalizmin dönüşü, 2. Galaktik İmparatorluk dönemindeki güvenli ortamdan geçmişe bakan bir bakış açısıyla anlatıldı. İşte bu süreç sonucunda tarih tahmin edilebilir mi, toplum nasıl yönetilmeli ya da imparatorluklar neden yükselir ve çöker gibi soruları sormaktan çekinmeyen destansı vakıf serisi ortaya çıktı. Cutter galaksiyi fethetmişti, en azından büyük bir kısmını. Birinci vakıfın liderleri ya öldürülmüş ya da taraf değiştirmişti. Ancak ikinci vakıfın varlığı Cutter'ı hala huzursuz ediyordu. Sır gibi saklanan vakfın yeri galaksideki yıldız sonundaydı. Peki ama burası neresiydi? Ya da bu vakıf gerçekten mevcut muydu? Cutter artık en sadık generali olan ve an itibariyle beyni yıkanmış eski direniş lideriyle zihni hala özgür, hırslı genç Bail Chenis'i vakfın yerini bulmak için görevlendirmişti. Ama arayış içindekiler yalnızca onlar değildi. Selden'ın planını kendinden büyük pek çok kişiden daha iyi anlayan 14 yaşındaki Arkady Darrell da vakfın peşindeydi. Yayımlanış tarihine göre 3. kitap, kronolojiye göre 5. kitap.